Koronavirüs tedbirleri genişletilmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı yeni tedbirlerle birlikte 30 büyükşehir ve Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklandı. 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağı getirildi. Güzel bir şey. Ya uyusa daha iyi. Herkes uyusun, kurallar neyse yapsın. Vallahi Kütahya'da yaparız çok güzel olacak. Neden? Çünkü her taraf felç. Karantina olsa daha güzel olur. Tedbirler olumlu fakat biz daha genişlemesini istiyoruz. Yani madem bu mikrop, bu pislik kapanmayla tedbirlere olacaksa yani bir devlet 9 günde bir bayram tatili ilan edebiliyorsa 2 haftada bu. Herkes zaten esnaf perişan, giren çıkan yok yani. 2 hafta bir kapatılsın, bu pislikten kurtulsun, normal hayata tekrar geri dönülsün. Yani tedbirler alındı ama yetersiz. Valla tedbirler iyi de tedbirler genele inmesi bence daha iyi. Millet sokağa çıkmasın diyorlar, biz dükkan açıyoruz. Aslında genel her yata her tarafı karantina alıp bizlerin de sokağa çıkmaması lazım yani. Biz de tedirginiz ama mecbur geliyoruz yani esnaf olduğumuzdan. Genel karantina alması bizce de iyi yani, onu bekliyoruz artık. Zaten toplumun %40-50'si evde artık. Bizim de buraya gelmemiz anlamsız. Bence daha sıkı tedbir uygulansa daha iyi olur. Yani sokağa çıkma yasağı gibi. Ya ben vatandaş olarak bu alınan tedbirlerin yetersiz ve bence bu Kütahya halkının hiç uyumadığını düşünüyorum ben. Ya bu tedbirlere riayet etmediğini görüyorum. Mümkün olduğunca bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi genel anlamda bir yani sokağa çıkma yasağını biraz daha ciddiye almak lazım. Çünkü sayı giderek artıyor. Gerçekten artıyor yani. Önümüzdeki süreçte bunu gösterecektir ki ölümlerin artacağına ben eminim. Bu acilen, gerçekten söylüyorum yani bunu karantinayın daha hızlı, daha ciddi tedbirler alıp genel anlamda Kütahya'yı karantina altına almak lazım. Yani sokağa çıkma yasağını gerçekten bir nevi uygulamak lazım. Bu maske ne kadar fayda olur, ne kadar fayda olmaz bilmiyoruz ama tabii tedbir almak şart. Devlet büyüklerimiz de diyor, maskeyi takın yoğunluk olduğu yerlerde. Biz esnafız, biz de ister istemez gelen müşterilerimize tamam görüntü olarak çok hoş gözükmüyor olabilir ama bunu takmak zorunda olduğumuzu, hatta onlara da bu maskeyi takmaları gerektiğini teklif ediyoruz, veriyoruz ve maskelerini takıyorlar. Anlayışla karşılıyorlar, sıkıntı olmuyor. Şimdilik ya, yani ama şu anda eksik bile, şey olarak eksik. Yani tedbirlerimiz eksik. Daha sert, daha sıkı olabilir. Daha sert. Sokağa çıkma yasağı gibi. Çünkü zaten iş yok. Esnaf olarak iş yok. Sadece hani tahsilat gelir mi diye, günlük şeyimizi çıkartabilir miyiz diye geliyoruz. Yok ama tedirginiz. Yerinde bir karar. Yani uyacağız genel olarak. Yani ne emredilirse bu dönemde çıkmayın derse çıkmayacağız. Yani takın derse takacağız. Başka bir şıkkımız yok. Yani genel kurala uyacağız abicim, yani toplum kuralına uymamız gerekiyor. 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağını ise vatandaşlar şöyle yorumladı. Zapt etmek zor yani, gerçekten zor. Adamlar ne desene çıkıyorlar. Bunu yapacak bir şeyimiz yok yani. Yine de normal karşılayalım. Buna katılıyorum ben. Çok güzel bir şey. Gerçekten çok iyi. Yani o 20 yaş altı gençlerin sokaklarda harbiden gece gezdiğini, gece gündüz dışarıda olduklarını biliyoruz yani. Harbiden çok iyi bunlar. Yani çok iyi bir uygulama. Bir de bunlar bir nevi gençler olarak taşıyıcı olarak gözüküyor. Hepimiz bir taşıyıcıyız aslında da. Gençlerin de sokağa çıkmaması yönünde bu karar çok iyi bir şey. Gerçekten çok iyi. Yani ben buna emin olun, katılıyorum. En çok onlar taşıyormuş ve onlar yaşı büyük olanlara bunu daha rahat aktarıyorlarmış. Onlarda problem olmuyor diye bir şey yok ama sonuçta onlar da büyüklerine aktarıyorlar bunu. Büyükler için bir problem. Güzel bir önlem. Gayet güzel. Tedbirini çok hoşumuza gitti. Sağlık açısından. Devletimizde de maliyeti yok şu anda 20 yaş altındaki insanların. 65 yaş üstündekilerde de zaten emekli olduğu için maliyeti yok. İnşallah yani kazası belasız bu tedbirler sayesinde hızlı bir şekilde biter yeter. Çünkü ızdırap çekiyoruz. İşlerimiz iyi gitmiyor. Sıkıntı çekeceğiz yakında. Yani dünyada da Türkiye'de en kısa zamanda bu ızdırap bitmesinin teminini dua ediyoruz inşallah. Ben bir vatandaş olarak mutlu oldum. Çok güzel bir şey. 65 yaş üzeri yaşlılar, ondan sonra 20 yaş üzeri gençler. Yani virüs benden sana da bulaşabilir, senden bana da bulaşabilir. Yani devletimiz çok güzel bir şey yaptı. Çok mutluyum yani ben. Kendi adıma da mutluyum yani. Ancak yasağa uymayanlar da görüldü. 19. 17. Abi çok saçma bir şey. Sanki 20 yaş altına bulaşıyor da 20 yaş üstüne bulaşmıyor. Veya 60 yaş üstüne bulaşıyor da altına bulaşmıyor. Çok saçma bir şey bence. Aynen abi, ne yapacağız? Doğru söylüyor.